Merhabalar sevgili çocuklarım. Bugün sizlerle birlikte yönlerimiz konusuna geçiyoruz. O halde yönün tanımından bir başlayalım. Nedir öğretmenim bu yön? Yön, herhangi bir yerin bilinen başka bir yere göre nerede olduğunu belirtir. Bizler günlük hayatımızda gideceğimiz bir yeri ararken, ülkemizin konumunu belirtirken ya da doğada dolaşırken yönlerimizden faydalanırız. Çocuklarım, coğrafi yönler güneşin doğduğu ve battığı yere göre düzenlenmiş. Güneşin doğduğu yöne doğu, battığı yöne ise batı demişler ve diğer yönleri de buna göre oluşturmuşlar. Bizim 4 tane ana yönümüz var. Bunlar kuzey, güney, doğu ve batı. Ve ana yönlerin arasında kalan yönleri de isimlendirmişler. Kuzey ile doğunun arasındaki yöne kuzeydoğu, kuzey ile batının arasındaki yöne kuzeybatı, güney ile batının arasındaki yöne güneybatı, güney ile doğunun arasındaki yöne ise güneydoğu demişler. O halde bizim 4 tane ana, 4 tane de ara yönümüz var. Ana yönlerimiz kuzey, güney, doğu ve batı. Ara yönlerimiz ise kuzeydoğu, kuzeybatı, güneydoğu ve güneybatıdır. Devam edelim. Çocuklarım, yönlerimizi güneşe göre belirlediğimizi söylemiştik. Güneşin doğduğu yön doğu, battığı yön ise batıydı ve bizler sağ kolumuzu güneşin doğduğu yöne uzatırsak sağ tarafımız doğuyu, sol tarafımız batıyı, önümüz kuzeyi, arka tarafımız ise güneyi gösterir. Bu ifadeyi unutma. Sorularda sıklıkla karşına gelecek. Peki öğretmenim, yönümüzü bulmak için hangi yöntemlerden faydalanırız? Çocuklar, yönümüzü bulmak için farklı yöntemler var kullanılan. Bunlardan birisi kutup yıldızına bakarak yön bulma, yosunlara bakarak yön bulma, karınca yuvalarına bakarak yön bulma, mezarlıklara bakarak yön bulma, güneşin konumundan faydalanarak yön bulma, pusula ve GPS teknolojisinden faydalanarak yön bulma. O halde bunları tek tek bir inceleyelim. Çocuklarım, karıncalar yuvalarını sıcak olan bölgeye bakar şekilde yaparlar. O yüzden karınca yuvalarının açık olan ağzı genellikle güney yönüne bakar. O halde açık olan ağzı güney yönüne bakar diyorsa toprak attığı kısımda, çünkü bu da sorularda gelebiliyor, hangi yöne bakar? Kuzey yönüne bakar. Açık olan ağzı güney yönüne, topraklık olan kısmı ise kuzey yönüne bakar. Devam ediyoruz. Mezarlıklar. Çocuklarım, Müslüman mezarlıklarında mezarın baş kısmı batı, Hristiyan mezarlıklarında ise mezarın başı güneye dönüktür. Ve minarelerin şerefelerindeki kapılar da daima güneyi gösterir. Devam ediyoruz. Güneşin konumuna bakarak yönümüzü nasıl bulacağız? Ya az önce bahsettik öğretmenim. Sağ kolumuzu güneşin doğduğu yöne uzatırsak sağ tarafımız doğuyu, sol tarafımız batıyı, önümüz kuzeyi, arkamız ise güneyi gösteriyordu. Bir yöntem daha var güneşten faydalanarak. Çubuk yöntemi çocuklar. Çubuk yöntemi en eski yön bulma yöntemleri arasında yer alır. Zemine dikilen bir çubuğa göre gölge uzunluğu ve yönü tahmin edilerek kullanılır. Güneşin en tepede olduğu zamanda gölgenin en kısa olduğu uzunluk her zaman kuzeyi gösterir. Devam edelim. Yosunlar. Ağaç gövdelerinin, taşların ve kayaların kuzeye bakan tarafı genellikle yosun kaplıdır. O halde ormanlık bir alanda yolunu kaybedersen eğer ağaç gövdeleri ve taşların yosun tutan kısımlarından faydalanabilir miymişsin? Evet. Geçiyoruz kutup yıldızına. Çocuklarım, yüzümüzü kutup yıldızına döndüğümüzde önümüz kuzeyi, arkamız
güneyi, sağımız doğuyu, solumuz ise batıyı gösterir. Kutup yıldızı her zaman kuzeydedir ve yeri hiç ama hiç değişmez. Bu nedenle ona hatta demir kazık da denilir. Devam ediyoruz. Pusulanın renkli ucu her zaman kuzeyi gösterir. Pusulanın üzerindeki N harfi kuzeyi, S harfi ise güneyi ifade eder. Tekrar edelim. Pusulayı yatay bir şekilde tuttuğumuzda renkli ucu her zaman kuzeyi gösterir. Pusulanın üzerindeki N harfi kuzeyi, S harfi ise güneyi ifade eder. Ve artık günümüzde sıklıkla kullandığımız GPS teknolojisi, küresel yer belirleme sistemi de diyoruz biz buna. Artık hepimizin elinde akıllı telefonlar var. Çocuklarım, GPS uydu tabanlı bir yön bulma sistemi, haritayı kullanırken, konumumuzu bir arkadaşımızla paylaşırken ya da bir yeri ararken artık GPS'ten faydalanıyoruz. Akıllı telefonlarımızın artık yön bulma uygulamalarına gidecek olduğumuz yerin adresini yazdığımızda kolaylıkla bize orayı tarif ediyor, yönümüzü bulabiliyoruz. O halde hadi boşluk doldurma sorularımıza geçelim. Birinci soruya bir bak bakalım. Güneş her sabah, evet, nereden doğardı? Doğudan doğar. Akşamları ise batıdan batar. İkinci soruyu bir oku bakalım. Pusulanın renkli ucu daima nereyi gösterirdi? Evet öğretmenim, kuzeyi gösterirdi. Harikasınız. Üçüncü soruyu bir oku. Ağaçların yosunlu tarafı hangi yönü gösterirdi? Evet, kuzeyi gösterirdi öğretmenim. Devam ediyoruz. Diğer soru. Minare şerefelerinin kapısı nereye bakıyordu bir hatırla? Evet öğretmenim, minare şerefelerinin kapısı güneye bakardı. Diğer soru. Kutup yıldızının diğer adı neydi? Kutup yıldızı her zaman kuzeydeydi ve yeri hiç değişmezdi öğretmenim. Bu nedenle ona demir kazık da deniliyor. Diğer soru sende. Karınca yuvalarının topraklı yerleri hangi yöne bakar? Dikkat, topraklı yerleri demiş öğretmenim. Karıncalar yuvalarını sıcak olan bölgeye bakar şekilde yaparlardı. Hatırla. Yuvaların açık olan ağzı güney yönüne bakıyordu. O halde topraklı olan tarafı hangi yöne bakıyordu? Kuzeye bakıyordu öğretmenim. Ve son soru. Sağ kolumuzu güneşin doğduğu yöne uzatırsak, güneşin doğduğu yön hangi yöndü? Doğuydu öğretmenim. O halde sol kolumuz nereyi gösterecekti? Batıyı, önümüz kuzeyi, arkamız ise güneyi gösterecekti. Ve devam ediyoruz. Mehmet ormanlık bir alanda yönümü kaybettim demiş. Yağmur bulutsuz bir gecede yönümü kaybettim demiş. Gizem ise birçok karınca yuvasının olduğu bir çölde yönümü kaybettim demiş. Yağmur, Mehmet ve Gizem yönlerini kaybetmişlerdir. Buna göre hangisi yanlıştır? A şıkkını bir oku bakalım. Mehmet ağaçların yosunlu taraflarına bakarak yönünü bulabilir demiş. Mehmet ormanlık bir alanda mı yönünü kaybetmişti? Evet, ormanda ağaçların yosunlu olan tarafları kuzeyi gösterirdi. Yosunlara bakarak yönünü bulabilir mi? Evet, A şıkkı doğru. B şıkkını bir oku. Yağmur çubuk yöntemi ile yönünü bulabilir. Yağmur bulutsuz bir gecede yönünü kaybetmişti. Gece diyor burada, dikkat et. Gece çubuk yöntemini kullanabilir mi? Hayır, çubuk yöntemini kullanabilmemiz için güneşin olması gerekiyor öğretmenim. Gölge yönünün en kısa olduğu yer kuzeyi gösterirdi. Gece yönümü kaybetmişim ben. Hiç çubuk yöntemini kullanarak yönümü bulabilir miyim? Hayır, B şıkkı gitti. C
C şıkkına gel bakalım. Gizem karınca yuvalarından yararlanarak yönünü bulabilir. Evet, Gizem birçok karınca yuvasının olduğu bir çölde yönünü kaybetmişti. O halde karınca yuvalarından yararlanarak yönünü bulabilir miydi? Evet, karınca yuvalarının açık olan ağzı güney yönüne bakıyordu. O halde C şıkkı doğru. D'ye geldim. Yağmur kutup yıldızından yararlanarak yönünü bulabilir demiş. Yağmur bulutsuz bir gecede yönünü kaybetmişti. Havada bulut olmadığı için yıldızlara bakarak, kutup yıldızına bakarak yönünü bulabilir. O halde D şıkkı da doğru diyoruz. Ve cevabımız hangisi olacak? Bize yanlış olanı sormuştu. B şıkkı olacak. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.